Evet, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın gündemine bir de manşetlerde baktıktan sonra gazete köşemizi noktalayalım ve Skype bağlantısıyla devam edelim. Savaş Şorlu bugün bizlerle birlikte. Galatasaray'a dair tüm soruların cevaplarını kendisinden alacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? İyi sabahlar. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi sabahlar sevgili Demet. Sen nasılsın? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Bugün hem Galatasaray hem de Fenerbahçe adına önemli karşılaşmalar oynanacak. Dün ne yazık ki lige iyi bir başlangıç yapamadık ama bugün umarız önemli ve güzel karşılaşmalar izleriz. Galatasaray'ı konuşarak başlayalım. Fatih Karagümrük karşısında tabii eksikler var. Bazı iyileşemeyen oyuncular var. Onların yerine bir farklılıklar bekleniyor. Özellikle kalede Günay Güvenç'in olması, sol bekte Barış Alper'le devam edilme kararı. Bu konuları nasıl yorumluyorsunuz? Bugün Fatih Karagümrük karşısında nasıl bir Galatasaray bekliyoruz? Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Yani bir hafta içinde iki hakem olayı, iki tane Türkiye Federasyonu tartışılacak olaylar, iki tane futbol adına yakışmayan olay. Futbolun yani fair play içinde geçmesi gerektiğini sürekli söylüyoruz. Spor centilmenlik olduğunu sürekli söylüyoruz. Ama iki haftadır gerçekten olumsuz şeyler oluyor ve biz bunları konuşuyoruz. Ve çok ilginçtir. Pazar günü Fenerbahçe derbisi var. Sonra 4 gün sonra Suudi Arabistan'da bir Fenerbahçe daha derbisi var. Bu maçları kimler yönetecek? Tabii bunları gerçekten üzülerek izliyoruz. Her futbol sever de üzülerek izlemiştir. Bu işin sonu nereye gidecek bilmiyorum. Yani dün İstanbul Spor maçı. Geçen hafta hiç yaşamak istemediğimiz yine bir olay. İnşallah bundan sonra olmaz yani. Çünkü bu Fenerbahçe maçı öncesi yıl sona yaklaşıyor. Ve Galatasaray maçına geçecek olursa Galatasaray tabii ki Fenerbahçe maçı öncesi kazanmak adına, moralli çıkmak adına akıllar tabii ki burada olacak, Karagümrük'te olacak ama hiç kuşkusuz birçok futbolcunun aklı pazar günü Fenerbahçe derbisinde olacak. Okan Hoca da öyle düşündüğü için kadroda birkaç tane rotasyon yapacak bu maçta. Yani bakıldığı zaman puanlar aynı. Arada bir avantajla Fenerbahçe zirvede. Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı, Galatasaray'ın maçı belki zirvenin yerini değiştirebilecek. Fenerbahçe'de çok zorlu bir maça çıkacak. Ligin zorlu ekiplerinden, bomba ekiplerinden Kayseri Spor'dan önce. Karagümrük de tabii ki Galatasaray'ı yenip puan kazanıp konuşmak isteyecek, adından söz etmek isteyecek. Onların da hedefi buradan puan almak. Ama hafta sonu gün giderli daha çok fazla konuşuluyor. Dünkü olaylar yine çok fazla konuşulacak. Okan Hoca'nın tercihleri arasında baktığımız zaman mecburiyetten değişiklik yapacak. Muslera'nın yokluğunda kalede Günay Güvenç'i göreceğiz. Forvet'te Icardi değişmez. Savunmada Sanchez'in sakatlığından dolayı riske edilmeyeceği için orada ne sonu izleyeceğiz. Sacha Boy kart cezalı olmasına rağmen, o bölgede Kaan Ayhan olmasına rağmen Kaan Ayhan yine Sacha Boy'da Okan Hoca ısrar ediyor bu maçta. Eğer bir kart görürse ceza olacak. Riskli bir tercih. Belki skor yakaladıktan sonra değişiklik olacak. Orta sahada Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, diğer taraftan Kerem Aktürkoğlu bekliyorum. Yine Mertens 10 numarada oynayacak ve Icardi şeklinde bir 11 bekliyorum. Galatasaray tüm planları kazanmak üzere. Sergio Oliveira'nın sakatlığı var, Sanchez'in farklı sakatlığı var. Zaha formsuz olduğu için bu maçta ilk 11'e başlamayacağını düşünüyorum. Yine aynı şekilde Tete formsuz olduğu için bu maçta 11'e olmayacağını düşünüyorum. Galatasaray kazanmak adına ama bir taraftan da Fenerbahçe derbisini düşünerek böyle bir maça başlayacak abi. Peki Icardi ile ilgili Icardi kestirmez dediniz. Bugün 11'de bekliyorsunuz kendisini. Bu arada bizim muhtemel 11'imizi de rica edeyim yönetmenimiz Aslı'dan. Bazı sosyal medya hesaplarında bakan bunun oynama ihtimaline dair de haberler gördüm. Siz buna hiç mi olanak vermiyorsunuz? Ben vermiyorum. Ben biraz bilgiye dayalı konuşuyorum. Çünkü yani çok büyük bir sürpriz olmazsa bugün orada Icardi var çalışmalara. Bizim kadromuzda Tete var. Ben Tete'yi de beklemiyorum. Kaan Torreira tamam, Barış Alper Yılmaz tamam. Bizim şu andaki muhtemelimizde bir tek Tete'ye ben şart veririm. Bakan bu sosyal medyada oynatılması, Fenerbahçe maç öncesi dinlendirilmesini düşünen isteyenler var tabii ki ama şimdi hem atanınız hem tutanınız ligin en ilerisi, atanınız da yoksa tutanınız da yoksa orada risk olur. Yukarıda belli bir de bölümden sonra çıkıp yerini bakan buya bırakabilir belki ama onu da hiç görmedik sevgili Demet. Yani Icardi geldiğinden beri bir maçta galiba son 90 artta çıktı. Onun için bütün maçlarda hakem başlamaz bile bitiş düzeyinde hep sağda olan bir Icardi görüyoruz. Ben bugün asla Icardi yedek beklemiyorum. Çok iddialı olacak ama gün içinde bugün maç günü Okan Hoca'nın herhangi bir sisteminde kafasında bir değişiklik olmazsa Icardi herhangi bir ağrısı olmadığı sürece Icardi 11'de bekliyorum. Mecburi kale değişikliği var çünkü hem atanın hem tutanın Fenerbahçe maç öncüsü olması riskli.
Ben bir tek burada biraz riskli oldu düşündüm. Sağ bekte Sacha Boey var. Yani Sacha Boey'un bizde Sacha Boey orada Sacha Boey. olmazsa peki Kaan mı o bölgeye geçer? O olmalı ama Sacha Boey var. Yani ben Kaan'ın orada olup Fenerbahçe maç öncesi hem dinlendirilmesi hem de risk edilmemesini düşünüyorum. Fakat Sacha Boey var 11'de. Yani bu akşam oynayacağı zorlu karşılaşmada ya da işte Fenerbahçe maçı öncesi kritik karşılaşmada Sacha Boey var. Sacha Boey de 3 sarı kart sınırında. Orada Sanchez de vardı, Sanchez yok. Yani Sacha Boey'un olduğu yerde Kaan Ayhan da vardı. Kaan Ayhan da denenebilirdi. Çünkü Sacha Boey'a bir şey olmuş olsa o da sezon başından beri sürekli oynayan bir oyuncu. Sürekli 90 dakika oynayan bir oyuncu. Maaşı tartışılan bir oyuncu. Buna rağmen Okan Hoca vazgeçmiyor. Ben olsaydım açıkçası Kaan Ayhan'ı o bölgede oynatıp Sacha Boey'u dinlendirebilirdim. Eğer yani şey, olumsuz konuşmak istemem ama bir sarı kart görürse derbide Tabii. oynamaması çok büyük bir kayıp olur yani Galatasaray adına baktığımız zaman. Tabii. Biraz daha Galatasaray'ın diğer gündemine bakalım. Maç dışındaki Sergio Oliveira'nın ameliyatı gerçekleşti kendi ülkesinde. Oliveira ile ilgili nasıl bir gelecek planı var Galatasaray'da? Ya Ocak ayında zaten bir ayrılık konuşuluyordu Sergio Oliveira ile ilgili. Geldiği gün 4 yıllık sözleşme yapıldığını, o 4 yıllık sözleşmenin çok uzun olduğunu sürekli dile getirmiştim. Hem maliyet açısından hem uzun vade açısından. Şimdi en az bir ay olduğu ifade ediliyor. Ülkesinde ameliyata gitti. Spor salonunda çalışırken yani atletik çalışma yaparken sakatlandı. O bölgede endombele ayrılığı da var. Bunu da kabul etmek lazım sevgili Demir. Endombele ayrılığı olduktan sonra orada iki eksik olmuş oluyor. Mevcut oyuncularda zaten orada Kerem Demirbay oynuyor. Kerem Demirbay olmadığı zaman Kaan Ayhan oynuyor. Oraya bir 8 numara transferi şart, 6 numara transferi şart. Belki sağ bek transferi şart. Nelson giderse Nelson'un olduğu yere bir transfer şart. Sol beki zaten koyuyor. Okan Hoca açıklama yapıyor. Kararımızı Ocak ayında vereceğiz. Şu andaki takımla memnun değil ama ben herkes çıkıp bu takımın bir sol beke ihtiyacı var. Bir sol bek transferi olmazsa olmaz. Şu anda sol bek transferinin hani yüzde kaça hazır demiş olsan %70'iyle %80'iyle alacağınız sol bek hazır olması lazım. Lig bittikten sonra sol bek arayışlarına girerseniz yine aynı sıkıntı, yine aynı şey yaşanmış olur. Galatasaray 4 senedir, 5 senedir yani Nagatomo'dan sonra bir türlü sol bek bulamadı. Sol bek transferini vermeli. Başka bölgeler de var. Tabii ki bunların hepsi yapılması için Galatasaray'ın bir gerçek var. Şampiyonlar Ligi'nden beklediği geliri elde edemedi. Oyuncu satması lazım. O oyuncu satarsa da transferde elini atlar. Ama kim olur dersek o biraz muamma şu anda. Peki şunu sorayım şimdi Sergio Oliveira'nın o bölgede uzun süre olmayacağını biliyoruz ve tabii artık ara transfer döneminden sonra da belki olmayabilir. Peki Sergio'nun olmadığı bir senaryoda Endombele, Kerem Demirbay ve Kaan'ın o bölgede kaldığını düşünürsek en az iki transfer mi gerekir o bölgeye peki? Endombele kalacak gibi gözükmüyor. Okan Hoca'dan aldığımız haberler bu yönde. Yönetimden aldığımız haberler bu yönde. Sergio da olmadığı zaman iki. Oraya zaten Kanayan'ı atıyorsunuz. Kanayan'ın bölgesi orası dedi. Eğer Sacha Boey takımdan ayrılma ihtimali ya da sakatlık ceza durumunda Sacha Boey hem stoper hem sağ bek yedeklemesi yapıyorsunuz. Bence oraya yani iki tabii ki ama ikisi giderse ya en az bir altı, bir sekiz, bir sağ bek, bir sol bek. Kanatlardan gidecek olan var mı? Mesela baktığımız zaman Kerem Demir, Bay Zaha, şey, Kerem Aktürkoğlu, Zaha'nın performansı tartışılıyor. Ben Ocak ayı transfer planını Galatasaray'ın nasıl yapacağını şimdiden çok merak ediyorum. Gerçekten işinin kolay olmadığını. Çünkü sezon başında yapılan bazı hatalardan dolayı, transfer planlamasından dolayı, kağıt üzerinde yapılan transferlerin olağanüstü olduğunu ve bu kadronun Şampiyonlar Ligi'ni geçememesinin bir üzüntü olduğunu hep dile getirdim. Devre arasında da birkaç bölgeye çok net transfer yapılması gerektiğini düşünüyorum. En başta sol bek. Sol beki yaparım. Gerekirse transferi kapatırım. Bundan tam sol bek noktada bir transfer olması lazım. Galatasaray'ı ayakta tutacak. Galatasaray'ı savunmasını toparlayacak. Galatasaray'ı geriden oyun kurabilecek. Aynen Sanchez kadar önemli bir sol bek transferi gerektiğini düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. İyi sabahlar, iyi haftalar dilerim. Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar, yayınlar.